26 Mart 2024 Salı Resul Tosun Star gazetesi Namert sofrasına oturma 40 yıl lafını eder. Muhalefet 31 Mart seçimlerini genel seçim havasına sokarak tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Adaylarının projelerini anlatmak yerine demokrasi, cumhuriyet, laiklik, Atatürk gibi söylemler geliştirerek sanki rakipleri demokrasi, cumhuriyet karşıtıymış gibi ayrıştırıcı bir dil kullanıyor kimsenin bu sayılan değerlere karşı bir söz ettiği yok üstelik. Peki neden bu söylemi geliştiriyorlar? Çünkü millete anlatacak orijinal bir hizmetleri ve projeleri yok. Koca büyükşehir belediyelerinin anlattıkları icraatlar, belediyelerin kendiliğinden rutin olarak yaptığı icraatlar düzeyinde sıradan icraatlar. Şehirlerinin devasa sorunları hakkında söyleyecek sözleri yok. Ne icraat var ne proje beceriksizliklerini de engelleniyoruz gerekçesiyle örtümeye çalışıyorlar. Sonra da lafı evirip çevirip ekonomiye ve emeklilere getiriyorlar. 31 Mart seçimleri mahalli idareler seçimleri. Orada ne cumhurbaşkanı seçilecek ne de milletvekili. Kendi adayları seçilince ekonomiyi mi düzeltecekler ya da emeklinin aldığı maaşa mı zam yapacaklar? Hiçbiri değil, seçim yerel yönetimler seçimidir. Belediye başkanı ve meclis üyelerini seçeceğiz. Onlar da belediye hizmetlerini ifa etmekle sorumlular. Öyleyse mesele adayın liyakatine, ehliyetine, yönetim becerisine, icraatlarına ve vaatlerine bakarak seçme meselesidir. Mesela ben İstanbul'da oy kullanacağım. İstanbul'da iki aday yarışıyor. Biri CHP adayı, diğeri AK Parti adayı. Diğer partilerin elbette ki aday göstermeleri en tabii haklarıdır. Ancak herkes biliyor ki onlarınki dostlar alışverişte görsün çabasından ibaret. Şimdi ben yarışan CHP adayıyla AK Parti adayına bakıyorum. Hangisi göreve daha ehil? Önceki icraatları neler ve gelecek 5 yıl için ne vaat ediyorlar? CHP adayı 5 yıldır görevde olduğu için onu icraatlarıyla tanıyoruz. CHP adayı zaten yarı zamanlı yürüttüğü başkanlık döneminde kibirli, beceriksiz müsrif ve İBB'yi zarara uğratan bir profil çizdi. Kullandığı dil alçak dağları ben yarattım dili. Ağzı bozuk, valiye it, YSK üyelerine ahmak ve kendisini eleştiren vatandaşa sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin diyen, eleştiren gazeteciye meczup, rakibine acemi aday diyen, bir elimde güneş, bir elimde ay var diyecek kadar kibir abidesi olmuş bir kişilik. Üstelik de kendi ikramını başa kakan bir psikolojiye sahip. Dükkanımda köfte yedi parasını almadım, ömrü boyunca ödeyemeyecek diyebilen bir tıynete sahip. Atalar, namert sofrasına oturma, kırk yıl lafını eder diye ne güzel demiş. Şairin tepkisi daha sert, diyor ki, geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni, yatma tilki gölgesinde, ko yesin aslan seni yaptığım dediği icraatlarsa sıradan bir ilçe belediyesinin yaptıklarından bile daha az işler. Mesela İBB'nin 5 yıllık icraatlarıyla Esenler, Üsküdar ya da Fatih belediyelerinin icraatlarını mukayese edin. Göreceksiniz ki ilçe belediyeleri İBB'den daha fazla hizmet etmiş. Mesela İstanbul'un en önemli sorunu depreme karşı kentsel dönüşümdür. Bu alanda İBB'nin yaptığı kendi ifadelerine göre 5 bin küsür konut. Oysa 115 bin vaat etmişti. Sadece Üsküdar Belediyesi son 10 yılda 30 bin binayı dönüştürdü. Esenler Belediyesi 8 bini son 5 yılda 60 bin binanın dönüşümünü sağladı. Sizce kim daha başarılı? Devasa imkanlara sahip İBB mi? Yoksa Esenler ve Üsküdar ilçe belediyeleri mi? kentsel dönüşümle hiç ilgilenmedi dersek haksızlık ederiz. Çünkü partisi 1500'den fazla kentsel dönüşüm projesini yargıya taşıyarak kentsel dönüşüme engel olmak için gayret etti. CHP adayı geçen 5 yılda AK Parti dönemindeki sistemi devam ettirseydi yine başarılı sayacaktık. Saat gibi işleyen sistemi işlemez hale getirdi ve İstanbul 5 yıl kaybetti. AK Parti döneminde bütçenin %5,5'u kentsel dönüşüme ayrılırken, CHP döneminde bu miktar %1,5'a düşürüldü. AK Parti döneminde bütçenin %47'si yatırıma ayrılırken, CHP döneminde bu oran %32'ye geriledi. AK Parti döneminde bütçenin %24'ü öz kaynaklardan üretilirken, CHP döneminde bu oran %19'a geriledi. AK Parti döneminde İBB borçlarının bütçeye oranı %89.2 iken CHP döneminde %176'ya çıktı. AK Parti döneminde İBB şirketlerinin tamamı kar ederken CHP belediyeyi teslim aldığı günden itibaren bütün şirketler milyonlarca lira zarar etti, ediyor. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diye namus sözü vermelerine rağmen 20 binden fazla çalışanı işten atarak ekmekleriyle oynadı. Öte yandan 60 binden fazla yandaşını işe alarak katıksız bir partizanlık yaptı. Başkanlığı boyunca da Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, CHP Genel Başkanlığı, temel atmama törenleri ve tatilleriyle gündem oldu. 5 yıl önce verdiği vaatleri de unuttuğu için yeni vaatlerinin de hiçbir önemi yok. Nasıl olsa unutacak. Bu adayın başarısızlığı ortada olduğuna göre ona oy vermek İstanbul'un bir beş yıl daha kaybetmesi demektir. Böylesine beceriksiz bir adayın karşısında da bakanlığı döneminde tüm Türkiye'nin takdirini kazanmış ve kentsel dönüşüm, ulaşım ve diğer sosyal destek projeleriyle sadece İstanbul'a odaklı bir aday var. Başta dediğim gibi biz cumhurbaşkanı seçmiyoruz, şehrimize belediye başkanı seçiyoruz. Tercihimiz de adayların liyakat, ehliyet, icraat ve vaatlerine bakarak yapacağız. İstanbul'un bir beş yıl daha kaybetmemesi için tercihimiz elbette ki şehrimizin muradına kavuşması olacaktır.